Antropoloji aslında tam da entelektüel bir uğraştır. Ne demek entelektüel bir uğraş? Bir defa antropoloji size insan hakkında düşünme yetisi kazandırıyor. Eğer başarılı olursanız. Yani insanı anlamayı kolaylaştırıyor. Biz neden din antropolojisiyle sınırlandırdık? Yani antropoloji çok geniş bir kavram. Yani din aslında antropolojinin sadece belki küçük bir alanını oluşturuyor. Çok dar bir alanını oluşturuyor ama esasen antropolojinin din dışında uğraştığı insanın hemen hemen yaşamının tümünde din var. Fakat bunu biz çeşitli pratiklerle farklı şekilde gösterildiği için çoğu zaman dini ya da dini alana, kutsal alana ilişkin olduğunu fark etmeyiz. Yani birisi etnografya çalışıyordur. Ben çoğu zaman bunun dini olduğunu fark etmez. Aslında onun içinde pek çok şeyde aslında din vardır. Neden din önemlidir? Çünkü onun bütün eylem ve söylemleri bir ölçüde dine dayandırılır. Yani bu sadece salt seküler ya da batı toplumlarında dinden arındırılmış topluluklarda farklı şekillerde size gelebilir ama orada da bir takım alışkın eylem ve söylemlerin altında da tabi olmasa da geleneksel anlamda kutsala dayalı pek çok kaçınmaları, sakınmaları, uyumaması durumunda çeşitli uğursuzlukların getirileceğine inanılacak çeşitli şeyler insan zihinlerinde yaratabilir ve bunlar da mutlak derecede dindedir. Aslında antropolojimiz biraz daha antropoloji tarihine dini pratiklerin uygulanma sıklıklarını size hatırlatmak için din antropolojisi kavramını seçtik. Aslında din antropolojisi bir tabii bir alan ama antropolojide ne kadar sıyırmak önemli orası tartışılır. Müzik